Divan-ı Hikmet, Büyük Mürşid Hoca Ahmed Yesevi'nin Türklere İslam'ı öğretmek ve Müslüman olmayanlara İslam'ın güzelliklerini anlatmak maksadıyla yazdığı ve Hikmet adını verdiği manzum nasihatlerinden oluşan şiir mecmuasıdır. Hoca Ahmed Yesevi, 12. yüzyılda yaşamış bir din alimi ve aynı zamanda büyük bir mutasavvıftır. Dini ilimlerin yanı sıra Aslan Baba ve Yusuf el-Hemedani'nin manevi terbiyesinden geçerek manevi ilimlerde de yüksek mertebelere ulaşmıştır. 63 yaşından itibaren kendi dergahındaki çilehaneye yerleşen Ahmed Yesevi, 1166 yılındaki vefatına kadar takribi 10 yıl burada yaşamıştır. Vefatından asırlar sonra Emir Timur tarafından Yesi'deki kabrinin olduğu yere bir türbe ve külliye inşa ettirilmiştir. Hoca Ahmed Yesevi, kurucusu olduğu Yeseviye tarikatının mürşidi kamili olarak bizzat ve halifeleri vasıtasıyla başta Orta Asya olmak üzere Anadolu ve Balkanlarda yüz binlerce gönül erleri yetiştirmiştir. Yesevi dervişleri özellikle Anadolu ve Balkanlara fetihlerden önce yerleşerek buralarda gönülleri fethetmişler ve bu coğrafyaların manevi fatihleri olmuşlardır. Hoca Ahmed Yesevi, Orta Asya'da İslam'la yeni tanışan halklara İslam'ın temel esaslarını, ehli sünnet ilkelerini, tasavvuf, adab ve erkanını öğretmek üzere sade bir dil ve üslupla, halk şiiri tarzıyla akıllarda kolayca kalacak ve ezberlenebilecek türde hikmetli manzumeler söylemiş ve bu hikmetler asırlar boyu ağızdan ağza, kulaktan kulağa tekrarlanarak Türkçe konuşulan bütün coğrafyalara yayılmıştır. Sayıları 250 civarında olduğu tahmin edilen bu hikmetlerin derlenmesiyle Hoca Ahmed Yesevi'nin Divan-ı Hikmet'i meydana gelmiştir. Hikmetler özellikle Türklerde bilgiyle hikmeti, ilimle irfanı meczeden sahih bir ortak İslam anlayışının oluşmasında çok önemli işlevler görmüştür. Divan-ı Hikmet, manzum bir eser olmakla birlikte sanat gayesiyle yazılmış bir eser değildir. Asıl gayesi halka dinini, ahlakını öğretecek nasihatlerde bulunmaktır. Bu sebeple edebi sanatlara, lirizme fazla önem verilmez. Eserde didaktik, öğretici, eğitici üslup hakim durumdadır. Bununla birlikte Yesevi hikmetleri, Yunus Emre'nin yüksek edebi niteliği haiz şiir ve söyleyişlerinden bazılarına da kaynaklık etmiştir. Divan-ı Hikmet'te yer alan öğütlerin bazılarının konu başlıkları şunlardır. Cenab-ı Hakk'ın insanları kulluk etmeleri için yarattığını bilmek, ayet ve hadisleri öğrenmek, Hazreti Peygamber'in sünnetine değer vermek, tarikata girerken liyakat sahibi mürşid aramak, dünya peşinde koşmamak, ahiret için hazırlıkta bulunmak, namahreme bakmamak, haram ve mekruh şeyleri yemekten sakınmak, fakir ve yetimleri incitmemek, kâfirlerin bile gönlünü kırmaktan sakınmak. Bu hikmetlerin muhtevası tamamen ayet ve hadisler üzerine inşa edilmiştir. İtikat,
ibadet ve ahlak konularını kapsayan nasihatler, halkın kolayca anlayıp özümseyeceği ve hayata geçirebileceği bir tarz ve üslupta adeta hazır lokmalar halinde sunulmuştur. Aşkın kıldı şeyda beni, cümle alem bildi beni. Kaygım sensin, düğünü günü, bana sen gereksin, sen. Gözüm açtım, seni gördüm, bütün gönlü sana verdim. Yakınlarımı terk eyledim, bana sen gereksin, sen. Feda olsun sana canım, döker olsan benim kanım. Ben kulunum, sen sultanım, bana sen gereksin, sen. Gafillere dünya gerek, sufilere mescid gerek, Mecnunlara Leyla gerek, bana sen gereksin, sen. Alem bütün cennet olsa, huriler karşılamaya gelse, Allah bana nasip kılsa, bana sen gereksin, sen. Hoca Ahmet benim adım, gece gündüz yanar odum. İki cihanda umudum, bana sen gereksin, sen.